Merhaba. Yeni nesil tasarım ve sanat platformu Mercado'nun Odea Bank'ın sanat platformu OArt sponsorluğunda hazırlanan podcast serisi Taze İlham Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Yağız Genç. Ben Tuna Mert. Her bölümde tasarım ve sanata dair ilham veren hikayeler üzerine sohbet ettiğimiz podcast serimizin yeni bölümlerini kaçırmamak için şimdiden takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün konu olarak etkileyici projeleriyle tanıdığımız bir mimarın sanal bir enstalasyonunu seçtim. Bahsettiğim mimar adının kulağınıza tanıdık gelme ihtimali çok yüksek olan Japon mimar Sou Fujimoto. Podcast serimizin önceki bölümlerinde de bahsetmiştik. Çin'in Shenzhen kenti için tasarladığı ikonik bir kule var. Bunun hikayesini anlatmıştım. Yeniden radarımıza giren ve bugünün konusu olan projesi ise karma gerçeklik, yani mixed reality gözlükleriyle deneyimlenebilen bir sanat enstalasyonu olan Medusa. Enstalasyonu gözünüzde canlandırabilmeniz için hızlıca betimlemek istiyorum. Tarihi bir müze olan Londra'daki Victoria and Albert Museum binasının salonlarından birinde tavandan değdiği noktalar amorf hatlar çizecek şekilde aşağıya sarkan turkuaz çizgi kümeleri. Bu çizgiler ve tavanda izledikleri hatlar salondaki ziyaretçilerin davranışlarına göre hareket ediyorlar ve bu şekilde interaktif bir deneyim oluşturuyorlar. Bu enstalasyon için Fujimoto bir karma gerçeklik stüdyosu olan Tindran'la birlikte çalışmış. Ziyaretçilerin bu enstalasyonla bulundukları mekanı şekillendiren sanal mimari tasarımın interaktif hareketini deneyimleyebileceklerini belirten Tindran'dan Yo-Yo Monk, enstalasyonun hareketini de şöyle açıklıyor. Yapı tüm grubu gözlemliyor ve herhangi bir bireyden ziyade tüm izleyicilerin davranışları hakkında gözlemlediklerine göre kendini değiştiriyor. Enstalasyon adını mitolojik bir figür olan Medusa'dan alıyor. Ancak Medusa aynı zamanda deniz anasının zooloji terminolojisindeki ismi. İsmin seçimi de bu tasarımın mitoloji ve bilim arasında konumlanan duruşunu vurguluyor. Fujimoto'nun bu süreçte en çok etkilendiği kısımsa herhangi bir şey inşa etmeden tamamen sanal bir yapıyla ziyaretçileri etkileyen bir mekan tasarımını hayata geçirebilmek olmuş. Karma gerçeklik gözlüğünün insan gözüne yansıttığı ışıkla yaratılan bir deneyim bu sonuçta. Ve bundan dolayı ışığın önemini vurgulamak için enstalasyonda da ziyaretçilerin ışığı takip ettikleri bir kurgu oluşturulmuş ve ziyaretçiler içeride buna göre yönlendirilmiş. Evet, Londra Tasarım Festivali'nde hayata geçirilen bu yeni nesil proje için sen neler düşünüyorsun Tuna? Sou Fujimoto ilk kez sanırım bu tarz dijitali bu kadar kullandığı bir çalışmasıyla hani görüyoruz. Mixed Reality denen bu yeni dijital mekansal deneyim oldukça heyecan verici. Üstelik bunu da Fujimoto gibi dünyaca ünlü bir tasarımcının ve daha önce hiç denemediği bir şekilde yapması daha da keyifli. Zaten pandemi sonrası bu dijital dönüşümle birlikte sanat deneyiminde ciddi sıçrama yaşanıyor. Eğer Londra'daysanız mutlaka ziyaret etmenizi öneririm. Biz şu an maalesef gidemiyoruz buradaki yoğunluğumuzdan dolayı ama aklımız şu an gerçekten bu sergide kaldı. Bu projenin de görsellerine mutlaka göz atmalısınız bence. Sizin için her zamanki gibi bir link hazırladık. Spotify mobilden dinliyorsanız şu anda açıklamalar kısmında bulup tıklayabilirsiniz. O linkin içinde bütün görseller mevcut. Yağız'ın bahsettiği proje Londra Tasarım Festivali kapsamında gerçekleştirilmiş. Ben de şimdi sizi Milano'ya götüreceğim. Bildiğiniz üzere tüm dünyanın takip ettiği Milano Tasarım Haftası gerçekleşti. Ve geçen sene yapamamışlardı. O yüzden bu sene oldukça gösterişli bir tasarım haftası oldu. Ben de Milano Tasarım Haftası kapsamında gerçekleştirilen oldukça ilginç bir sergiden bahsetmek istiyorum bugün. İsmi Fantastic Smartphones. Sergide dünyanın köklü sanat akademilerinden biri olan Lozan Kanton Sanat Okulu Medya ve İletişim Tasarımı öğrencilerinin projeleri yer alıyor. Sergi, akıllı telefonlarla olan ilişkimizi ve bunların günlük davranışlarımızı etkileme biçimlerini ele alan bir dizi çarpıcı enstalasyona ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefonlara bağımlı hale gelen insanoğluna eleştirel bir bakış açısı getiriyor. Yani aslında biraz klişe ve klasik bir konsept gibi görünebilir. Ancak sergideki enstalasyonların hepsi etkileşimli enstalasyonlar. O yüzden oldukça çekici. Bu sıra dışı enstalasyonların iki tanesini sizinle paylaşmak istiyorum bugün. İlki Adem ve Havva enstalasyonu. Bu çalışma İncil'e göre erkek ve kadının yaratılışını konu alan ünlü hikayenin bir bölümünü günümüz iletişim yöntemi akıllı telefonlarla ele alan robotik bir performans. 3 dikey ekran hayal edin. Tanrı, Havva ve hikayedeki yılanın orijinal günahın doğuşu sırasında yapmış olabileceği tartışmaları sahneliyor bu ekranlar. Zamanımıza aktarılan 3 kahraman anlık sohbet uygulaması aracılığıyla diyalog kuruyor.
Her ekran kahramanlardan birinin akıllı telefon görünümünü temsil ederek devam eden tartışmalarını takip etmemizi sağlıyor. Bu tablo bizi mevcut iletişim sistemlerinin nasıl kullanıldığı ve bunlardan kaynaklanabilecek sapmalar üzerinde düşünmeye sevk ediyor. Kavramsal olarak oldukça ilginç ve izlemesi de keyifli bir enstalasyon. Bir diğer ilgi çeken enstalasyon ise Otomek. Dijital dünya artık hayatımızın vazgeçilmezi ve en mahrem anlarımıza dahi tanıklık ediyor. Tinder gibi flört uygulamalarının demokratikleşmesi sosyal etkileşimlerimizi kökten değiştirdi. Bunu biliyoruz. Basit bir mekanizma etrafında inşa edilen Tinder, flört etme eylemini tek bir kaydırma işlemine indirgiyor. Eminim birçoğunuz kullanmışsınızdır veya bir kullanan bir arkadaşınız vardır. Nasıl ki parmağınızı sağa veya sola kaydırarak çıkan profildeki kişiye ilgimizi veya ilgisizliğimizi gösteriyoruz bu hareketle. Bu hareket tekrar tekrar yapıldığında tamamen mekanik hale geliyor ve anlamını yitiriyor aslında. Adından da anlaşılacağı gibi Otomek, Tinder'da maksimum sayıda potansiyel insanla otomatik olarak eşleşmemizi sağlayan bir cihaz. Bir ekran arayüzü aracılığıyla kullanıcı seçim kriterlerini seçiyor. Böylelikle makine sayesinde minimum sürede maksimum eşleşme sağlanıyor. Bu çalışma kategorize edilen ve standartlaştırılan bireylerin yalnızca biçimsel nitelikleriyle değerlendirilen tüketici ürünleri statüsüne indirgenmesini eleştiriyor. Yine kavramsal olarak çok başarılı, aynı zamanda deneyimlemesi de çok keyifli bir proje. Sergide bu anlattığım iki projeye benzeyen çok ilginç enstalasyonlar var. Hepsi etkileşimli enstalasyonlar. Web sitemi studiomercado.com'da sizin için bu enstalasyonlardan birkaç tanesini seçtik. Üstelik videoları da var. Mutlaka göz atmanızı öneririm. Evet, bu enstalasyonlar benim de çok dikkatimi çekti bu seneki tasarım haftasında. Ve bu serginin kapsamında farklı enstalasyonlar da var. Şu an Tuna'nın bahsetmediği daha farklı enstalasyonlar. Bu bulut teknolojisiyle olan bir enstalasyon benim şu an aklıma geliyor. O da çok ilgi çekici ve çarpıcıydı. Bunun yanında yine selfie'ler ve filtreler üzerinden kendimize bakışımızı irdeleyen bir proje vardı. Yani hepsi ayrı ayrı bu akıllı telefonlarla olan ilişkimizi çok güzel gözlemleyen ve yorumlayan projeler. O yüzden onları mutlaka gözden geçirmenizi öneriyorum. Bu projelerin de dediğim gibi her birini ayrı ayrı manalı buldum. Bu şeyde bana çok mizahi yönü kuvvetli geldi. Adem ve Havva ile ilgili olan enstalasyon. Senin bahsettiğin gibi bu enstalasyonlardan bir tane daha favorim var. Selfie çeken robot. Oldukça güzel videosu var. Yani mutlaka web sitesinde videosunu da izleyin. Selfie çeken robota insan hani şaşkınlıkla izliyor ama aslında orada kendimizi izliyoruz. Keyifli bir sergi. Odaya Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda hazırladığımız Mercado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin sonuna geldik. Haftaya ilham veren yeni projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.